İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Raymond Ruben Berberyan. Hafızanın parçaları. Nemrut Dağı nerede? Aşot Dünya. Sev Antlaşması Ermeni halkının mücadelesinde yeni bir sayfa. Batı Ermenistan'ın evlatları. Henri Bernon. Gomidasaga'nın nota ve piyano kitabı yayınlandı. Tenişçi Elina Avanesyan Batı Ermenistan bayrağı altında ilk zaferini kazandı. Hacak Sireganyan, Van Krallığı'nın Oşagan'daki kalesi zapt edilemez kalelerden biri. Sürgündeki geniş Batı Ermeni ailemizin her ferdi, çocukları ve torunları Türk Devleti'nde kendilerini üzen şeyin ne olduğunu görmektedir. Bazıları isyan ediyor ve haklı olarak öyle diğerleri daha ölçülü, herhalde yukarıda sağduyulu olma elimindeler ve haklılar. Tarihçiler haklı, dini ve siyasi şahsiyetler haklı ve ben de bir hayalperest ve şair olarak haklıyım. Ama hepimiz çok keskin bir şekilde hareket ettik. Binlerce farklı hedefin peşinde koştuk. 108 yıl öncesinden birlikte veya ayrı ayrı yoğun nebulanın üstesinden gelmeye çalıştık. Biz 108 yıldır Birer elçi gibi köklerimizin ve kültürümüzün portföyü olmadan sürgünde yaşadık ama tüm dünyanın saygısını kazandık ki bu eşsiz dünya bizim sorunumuzu düşünsün, sorunumuz da dayanışma içerisinde olsun. Türk devleti sadece halkımıza karşı utanç verici bir soykırım, arminosit yapmakla kalmadı, aynı zamanda bu bölgenin gerçek yerli halkı olmamıza rağmen, halkının hafızasından Ermenilik hafızasını da sildi. Bir buçuk milyon Ermeninin katledilmesiyle yetinmeyen Türk devleti kültürel soykırım, kültür sitte yaparak ulusal mirasımızı sistematik bir şekilde yok etti. Bugün Türk gençliği Ermenileri duyunca kafası karışıyor. Ermenileri pek tanımıyorlar ve büyük anne ve büyük babalarının çoğunlukla soykırım, arminosit kurbanı olduğu fikrini reddediyorlar. Türk devleti kirli geçmişini inkar ediyor ve saygı duyulan ulusal kahramanı Mustafa Kemal'in utancı da dahil olmak üzere üzerine göklerin düşmesinden korkuyor. Soykarımın, Armenosid'in farkında olan bazı Türkler alaycı bir şekilde Atatürk'ün Talat Enver ve diğer soykırım faillerini suçlu ilan ettiğini ancak daha sonra başka bir sorunu olduğu için bundan elini çektiğini iddia ederek tarihi çarpıtmaya devam ediyorlar. Türk devletinin ailelerimize karşı insanlığa karşı yaptığı eylemlerin hesabını vermesini talep ediyorum. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit cezasız kalmamalı. Türk halkının İstanbul ve Ankara'daki yetkililerin kendisine sunduğu tarih hafızasını yeniden canlandırması ve gerçek tarihini tanıması gerekiyor. Kutsal Ararat Dağı ile Türk Devleti'nin işgal ettiği Van, Karin Erzurum, Harbert, Bitlis, Diklanagert, Sebastia-Sivas ve Trabzon gibi yedi Ermeni vilayeti kendilerine ait olmadığını bilmelidirler. Ayrıca Nahçivan'ın da Arsah Dağlı Karabağ'ın da tarihsel olarak Ermenistan'a ait olduğunu, Sovyet rejiminin süper gücünün bu toprakları Azerbaycan'a verdiğini de bilmelidirler. Müzelerinde sergilenen eserlerin, başka milletlerden yağmalandığını, Ayasofya dahil saraylarının Ermeniler tarafından yaptırıldığını, sözde Avrupalılaşmanın ucuz bir paradı olduğunu anlamaları gerekiyor. Onların dünya milletleri arasında bir kimlik olarak tanınması Ermenilere bağlıdır. Türk devleti ırkların üstünlüğünün bir efsaneden başka bir şey olmadığını kabul etmelidir. Bir kişinin öldürülmesi suçtur. Bir buçuk milyon insanın yok edilmesi ise soykırımdır. Tüm insanlık suçudur. Raymond Ruben Berberian Nemrut Dağı, Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman ilinde bulunan ve büyüleyici heykelleriyle ünlü bir turizm merkezidir. Tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen bu da aynı zamanda önemli bir arkeolojik sit alanıdır. Dağın zirvesindeki devasa heykeller ...Antik Komegene Krallığı'na aittir. Ortada Ermeni tapınağının baş tanrısı Aramazlı'nın heykeli... ...bir tarafında Aramazlı'nın oğulları Mihirbe ve Hakni'nin heykelleri... ...diğer tarafta ise Komegene tanrıçası ve 1. Antiochus'un heykelleri bulunmaktadır. Kral, Ermeni büyüklükten tacıyla tavsiye edilmiştir. Nemrut Dağı'nda Komegene Krallığı Yervantuni sülalesinden kral 1. Antiyakos'un milattan önce 69 34 yaptırdığı mezar hüyü yani kutsal alanı bulunmaktadır. Anıt kompleksi küçük taşlarla harçsız yapay olarak inşa edilmiş yaklaşık 50 metre yüksekliğinde her iki yanında tanrıları, kralı ve atalarını tafsir eden özdeş heykel gruplarının bulunduğu bir tepedir. Mimari karmaşıklığı nedeniyle uzmanlar onu Mısır piramidi ile karşılaştırıyor ve birçok bilim insanları onu antik dünyanın 8. harikası olarak görüyor. Nemrut da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Sevr Anlaşması'nın imzalanmasının 104. yıl dönümü münasebetiyle Zoom toplantısının ardından Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Tarihçi Aşot Arutunyan bu önemli olay hakkında bir röportaj vererek bu konudaki görüş ve değerlendirmelerini aktardı. Haru bu girişimin uluslararası topluma ve yurttaşlarımıza tarihi haklarımızı ve Sevr Antlaşması'nın rolünü hatırlatmak açısından önemli olduğunu vurguladı. Tarihçi Harutyunyan, mevcut jeopolitik şartlarda Sevr Antlaşması'nın Ermeni halkının güçlü bir ulusal güce ve birliğe sahip olması halinde etkili bir belgeye dönüşebileceğini belirtti. Ashot Harutyunyan, Ermeni halkına son birkaç yıldır içinde bulunduğu bu durağanlıktan nihayet uyanmaları çağrısında bulundu. Sev Antlaşması'nın uluslararası hukuki bir belge olarak elimizde büyük önem taşıdığını, yeterli güce ve güçlü bir devlete sahip olmak için onu korumaya hazır olmamız gerektiğini vurguladı. Harut Dünyan, bölgemizde yeni askeri çatışmaların yaşanma ihtimalinin, gerçeklere serin kanlı yaklaşımla bakmayı ve halkımızın hakları için net adımlarla mücadele etmeyi gerektirdiğini de sözlerine ekledi. Dolayısıyla tarihçi Aşot Tarık Dünya'na göre Sevr Antlaşması halkımızın yeniden dirilişine yönelik bir rehber ve itici güç olarak ulusal bilincimizin merkezinde yer almaktadır. 47 yıllık sinema kariyeri harika bir maceraydı. Birlikte çalıştığım ve beni başarıya ulaştıran herkese minnettarım. Gerçek adı Aşot Malakyan olan Henri Berno... 1920 yılında Küçük Asya'nın Rodosta şehrinde doğdu. Anne ve babası Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde kurulan Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ndeki zulüm yüzünden memleketlerinden kaçtı. Şehre yeni bir isim verildi Tekirdağ. Daha sonra Henri Verne Fransa'da tanınmış bir film yönetmeni oldu. Filmleri Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye ve Amerikan Akademi Ödülü olan Oscar'ı kazandı. Verne Anthony Quinn, Yul Breiner, Henry Fonda, Jean Gabin ve Charles Branson gibi dönemin en büyük oyuncularından bazılarıyla çalıştı. En son Omar Şerif'in başrol oynadığı anne ve Geçit Töreni Caddesi Ev 588 çalıştığı filmlerdi. Her iki film de onun çocukluk anılarına dayanıyordu. Anne, Ermenilere yönelik uygulanan soykırımı, Arminosidi konu alan en iyi uzun metrajlı film olarak biliniyor. Yerevan Büyükşehir Belediyesi'nin basın servisi tarafından duyurulduğuna göre Yerevan Belediyesi'nin girişimiyle Doğu Ermenistan ve Diyaspora'nın kültür kuruluşlarına, müzik ve sanat okullarına, çocuk ve gençlik korularına sağlanacak olan Gomida adlı nota ve piyano kitabı yayınlandı. Belediye bu girişimin Gomidas'ın müzik mirasının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmasını amaçlamaktadır ve bu yayınlar kültür ve eğitim kuruluşlarının Gomidas'ın müziğini daha fazla incelemesine ve analiz etmesine olanak tanıyacaktır. Etkinliğin Gomidas'ın sanatının daha geniş kitlelere yayılması ve takdir edilmesiyle gerçekleştirilecek olan Ermeni kültürünün uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağlaması planlanıyor. 21 yaşındaki tenisçi Elina, Cincinnati'deki Kadın Tenisçiler Birliği bin turnuvasına galibiyetle başladı. Tenisçi Elina Avanesyan, spor vatandaşlığını Rusya'dan Doğu Ermenistan'a değiştirdikten sonra ilk kez uluslararası bir turnuvaya katıldı. Cincinnati açık ön eleme turunda sporcu Amerikalı rakibini iki setle mağlup ederek finale yükseldi. Elina final ön eleme turunda İngiliz Harriet Dart'a karşı oynayacak. Batı Ermenistan bayrağı altında mücadele eden tenisçi Elina Avanesyan dünyada 58. sırada yer alıyor. Tarihi materyaller araştırmacısı Hacak Sirekanyan Facebook sayfasında fotoğraflar yayınladı ve yazdı. Van Krallığı'nın diğer bir deyişle Urartu Devleti'nin bölgede önemli bir siyasi ve askeri güç olduğu dönemde milattan önce 9. 7. yüzyıllarda Arakazot'un bölgesinin Oşakan köyündeki kale Van Krallığı'nın zapt edilemez kalelerinden biriydi. Kale çevredeki bölgeleri korumak ve önemli yolları kontrol etmek için stratejik bir konuma inşa edilmişti. Oşakan Kalesi güçlü duvarları ve güçlü bir şekilde güçlendirilmiş konumuyla onu aşılmaz bir savunma yapısı haline getiriyordu. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.